cennetle ilgili sanıyorum Kur'an'da incelenecek olsa, cennetin anahtarı diyeceğimiz, cennetlik, insanları cennetlik kılan temel kriter diyeceğimiz, belki bunların en önemlisi diyeceğimiz husus herhalde takva olsa gerek. Hatırlarsınız, cehennemden geçiş akabinde de veya cehennemden geçiş sürecinde de ilk cehennemden geçişi tamamlayanlar ve böylece Allah Azze ve Celle'nin kendilerini cehennemden kurtarıp cennete ilk ulaştırdıkları kimseleri de Cenab-ı Hak muttakiler olarak tarif etti. وَاِمْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا Aranızdan cehennemden geçmeyecek kimse yoktur. Veya cehenneme girmeyecek kimse yoktur. Vurud bir bakıma giriş manasında. وَاِمْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا Bu Rabbinin yerine getireceği kesin bir husustur. Akabinde Cenab-ı Hak ثُمَّ نُنَجِّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا Sonra biz muttakileri kurtaracağız. وَنَذَرُ الظَّالِم۪ينَ ف۪يهَا جِث۪يًّا Zalimleri orada çöke kalmış, dizüstü bırakacağız azap içerisinde. Dolayısıyla cennet, cehennemden cennete doğru olan süreçte ki geçişin cehennem üzerinden olduğu zorunlu olarak anlaşılıyor ayetten. Buradan cehennemden uzaklaştırılmak, kurtulmak da yine muttaki olmakla ilişkilendirilmiş, muttaki olmakla açıklanmıştır. Dolayısıyla daha çok muttaki olanların daha ivedilikle çabucak cehennemden kurtulup cennete ulaşacakları rahatlıkla anlaşılabilir. Takva böylece kişileri cennete vardıran en temel kulluk bilinci olarak anlaşılmaktadır. اِنَّ لِلْمُتَّق۪ينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ نَعِيمٍ Allah Azze ve Celle Hazreti Resul'e de فَصْبِرْ اِنَّ الْعَقِبَةَ لِلْمُتَّق۪ينَ Sabret, muhakkak ki netice, akıbet muttakiler içindir. وَالْاٰخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّق۪ينَ Ahiret Rabbinin katında muttakiler içindir. Ve benzeri ayetlerde hep ahiretin, cennetin, cennetlerin hatta sakınanlar için Allah Azze ve Celle'nin hışımına karşı tedbir alan, korunan kimseler için söz konusu olduğu anlaşılmaktadır. Takdir edersiniz ki takva kavramı her ne kadar kökeni itibariyle kişinin inancından neşet etse de, kaynaklansa da, onun davranışlarına, amellerine uzanan bir boyutu var. Biz sakınım ifadesini salt bir bilinçsel faaliyet olarak değerlendiremeyiz. Salt bir akide, salt bir inanç olarak göremeyiz. Takva sanki bu ikisinin bileşkesi gibidir. Veya hatta takva imanın davranışlardaki sonucu gibidir. İçinde sakınım iradesini de kapsadığından niyeti de, anlayışı da veya arka plandaki inancı da içine zorunlu olarak aldığı için imanla amelin kombine bir sonucu gibi, birlikte bir neticesi gibidir. O sebeple salt imanın, salt temiz bir akidenin kişiyi cennetlik kılacağı hususu bu açılardan düşünüldüğünde Kur'an'la örtüşmez. Çünkü Allah Azze ve Celle yüreğinde korku bulunan bu insanların davranışlarına da bunu yansıttıklarını ifade etmektedir. İşte sakınım böyle bir neticenin tezahürüdür. Dışa vuran boyutuyla Allah Azze ve Celle'ye karşı korunma refleksi, onun hışımından, öfkesinden, gazabından endişe eden ve dolayısıyla sakındırdıklarından uzak kalan kimselerin adı, şu halde ameli zorunlu olarak ve çok belirgin bir şekilde ihtiva eden bir kavram olduğundan öyle anlaşılıyor ki hayatta amel boyutunda, yani eylemler, yaşam tarzı ve faaliyetler hususunda son derece savruk kalan, savruk yaşayan, ancak bir olan Allah'a inandığı düşüncesiyle ve inancında herhangi bir şirke bulaşmadığı düşüncesiyle ahireti uman kimseler açısından ayet son derece riskli bir tablo sunuyor. Zira amel belli ki
iman etmenin, Allah Azze ve Celle'ye saygı duymanın zorunlu bir neticesidir. Hatta o kadar ki ödüle kavuşmanın da anahtarı durumundadır. İnnelil muttakine inde rabbihim cennetin naim.